sürmeleri yer götürür. Gözlerine güneş çek, yağmur yanak rengin yağsın, bulutlara kına ek. Lübnan yeniden kurulur, yine şenlenir Beyrut. Ama senin gözlerinin savaşı bitmeyecek. Araştırmadan vazgeçince nasıl rahatladım bir bilsen sıraya. Boş ver. O senin oğlun işte. Başka şey düşünme. Aydur Kenan'a haber vereyim geç kalacağımı. Benim ne olduğunu söylersen kızar belki. Olsun. Ya ben sana ne dedim? Böyle bir şey yapmayacaksın dedim. Yapmak zorundaydım. Biliyorsun. Yufka yüreklinin sırası değil. Berfin arıyor. Alo. Nereye gidiyorum bil bakalım. Nereye? Şehidiye caminin olduğu tepeye. Süreyya götürüyor. Şu anda onun arabasındayız. Beni merak etme, tamam mı? Süreyya. Ne oluyor buna Süreyya? Ne var, ne oluyor? Frene basıyorum ama yavaşlamıyor bir türlü. Nasıl? Ya bas devamlı. Ayağını gaz pedalından çek. Olmuyor. Durdur şunu Berfin. Durmuyor. Yoldan çık. Yoldan çık, araziye gir. İkimiz de öleceğiz. Çekilin, çekilin. Ah yavrum, güzel kızım. Nazar değdi. Vallahi nazar bu. Nazar, nazar. Bence de nazar. Hemen bir kurşun döktürmek lazım. Buradan çıkacaksanız hemen ilk işim iki tane deve kestirmek olacak. Aman baba yapma Allah aşkına, ne devesi? Etini bütün aşiret yiyecek, şükredecek. Et yemeden de dua eder onlar baba. Ağrım var mı Berfin? Çok az. Derin nefes aldıkça zorlanıyorum. Kaburgalarında kırık varmış. Ciğerine değiyor. Ya uşunun bir alçısı malçısı yok mu? Nerede bu doktor? Kaburgalar alçıya alınmıyormuş. Kendiliğinden kaynayacak. Bandaj yaptılar, o yetermiş. Çok şükür. Verilmiş sadakan varmış. Sağ ol. Ya sana bir şey olsaydı? Ulviye, yeter artık. Ağlayacak bir şey yok, görüyorsun. Gayet iyi. Edim, sen çıkar şunu. Tamam. Yok anamım, ben seni bırakıp gitmem. Ne yapıyorsun? Ay, ah, yaralı beynimi tuttum anamım. Yürü hadi, yürü. Geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun Süreyya kızım. Sağ olun. Nasıl oldu böyle, hiç anlamadık. Biz de öyle. Şoför arabanın bakımını ihmal mi etti nedir? İyisin değil mi Süreyya? Evet. Sizde de hata var yani. İki kadın başınıza almış gidiyorsunuz. Berfin'i de kendine benzettin. Kenan, oğlum sırası mı şimdi? Ya ben diyeceğimi diyeyim de. Öyle başına buyruk davranışlar böyle ağır sonuçlar doğurur. Süreyya'nın hiç suçu yok. Ona giden bendim. Şehidi caminin olduğu tepeye gitmeyi de ben teklif ettim. Doktorcum söyle şu içeridekilere, hepsi birden doluştular. Böyle hasta ziyareti olmaz ki. Daha çok görüyorlar kızları. Hiç merak etme Haşim Bey. Ben şimdi hepsini çıkartırım odadan. Ha şöyle. Göster şöyle otoriteni canım. Hı hı. Hastalarımızın dinlenmeye ihtiyacı var.
Lütfen hepiniz dışarı çıkın. Rica ediyorum. Ben annesiyim doktor bey. Ben yanında kalacağım. Anne ben iyiyim. Beni merak etme. Hem sen gidersen ben daha rahat ederim. Ben seni böyle bırakıp çıkamam ki yavrum. Anneciğim lütfen. Yalla İsmihan yalla. Sabah erken geleceksin hastaneye. Yalla yalla. Yarın sabah iki hastamızı da zaten taburcu edeceğiz. Doktor bey. Madem ciddi bir durum yok. Neden bu gece hastanede kalıyorlar? Ne olur ne olmaz. Herhangi bir iç kanama tehlikesine karşı tedbir olarak. Doktor bey. Ben karımı başka bir odaya taşımak istiyorum. Evet, ayrı bir oda iyi olur. Hem Süreyya Hanım da daha rahat eder. Ne yazık ki tüm odalarımız dolu. Doktor bey, ben yalnız odada kalmaktansa arkadaşımla aynı odayı paylaşmayı tercih ederim. Erdem niye gelmedi bizimle? Şirkette işi varmış. Kocanı bırakmayacaksın kızım. Ne işi varmış şirkette? Bu kadar başıboş bırakılır mı adam? Ya başıboş mu? Ya Gülbiye neredeyse Afiye tutacak çocuğun peşine. Yok artık. Fazla sıkıyorsun fazla. Hem şirkette işi olduğu yalan değil ben biliyorum. Bu aralar epey yüklendik Merdan'a. Ya yapma baba. Herkes yapar o işi. Abi uğraşma Merdan'la. Nasıl çalışıp çabaladığını ben biliyorum. Sen nereden bileceksin? Şirkette misin ki? Aa, hakkını yeme sen de damadımı. Vallahi ya. Ha. Pek belli etmek istemiyorum ama bayağı ağrım var benim. Doktora söyle bence. Çıt kırıldım olmaktan hiç hoşlanmıyorum. Ne oldu Merdan? Gitmek içimden gelmedi. O kalabalıkta Süreyya'ya doğru dürüst bir geçmiş olsun da diyemedim. Demiştin. Ben gayet iyi hatırlıyorum. Doğrusu ben kuşkulandım bu işten. Yani bu kaza hiç kaza gibi değil. Normal değil yani. Frenler niye tutmasın ki? Hastane polisi de sordu. Belki arabanın arızası vardı. Ama sen merak etme. Kenan ilgilenecek. O bu işin peşini bırakmaz. Ama ikiniz de Allah korusun ölebilirdiniz. Ben de peşini bırakmam merak etme. Kasıt varsa ortaya çıkar. Süreyya, senin tehlikede olduğunu düşününce... Ben düşünmek sana düşmez. Adamlarım var, korumalarım. Ayrıca ben de kendimi korumasını bilirim. Nasıl bilebilirsin tek başına? Öğrendim Merdan. Zor yoldan öğrendim sayende. Emniyet müdürüyle konuştum. Siz bu işi bana bırakın tamam? Ben her şeyi araştıracağım. Eğer bu işin içinde bir namussuzluk varsa o şeref size bunu çok pahalıya ödeteceğim. Hemen kasıtlı diye düşünmeyin. Her zaman olan bir şey bu. Bir sürü aracın freni patlıyor. Hep okuyoruz, duyuyoruz değil mi? İyi de Gülbiye. Onlar bilmem kaç tonluk kamyonlar falan. Ya kimse fikir falan yürütmesin bu konuda. İş benim işim. Karım az daha canından olacaktı. Bırakır mıyım ben bunun peşini? Peki ama ortada bir suçlu varsa cezasını kendin vermeye kalkmayacaksın. Polise teslim edeceksin. Tabii baba. Sen merak etme. İnşallah gece rahat geçer. Sabah da hayırlısıyla eve döner Berfin. Dilşah. Sen şu meşhur dualarını okusan diyorum ha? Aa, elbet okuyacağım. Bir abdest alayım da. Ne yaptın kızım sen?
Az kalsın karımı öldürecektin. Abi biliyorum çok öfkelisin. Ama nereden bileyim ben Berfi'nin Süreyya'nın arabasına bineceğini. Ben sana yapma demedim. Süreyya'ya da yapmayacaksın dedim. Senin aklın uçmuş be. Kıskançlıktan çıldırmışsın. Abi o Süreyya bizim için saatli bomba. Her şey burnunu sokuyor. Her şeyi araştırıyor. Biz de sütten çıkmış ah kaşık değiliz müsaadenle. Bu çocuk işi bizi yakar abi. Kızım dur be. Aklını başına topla, sonunda başımızı belaya sokacaksın. Kendimizi kurtarmak için mecburuz. Tutki ortaya çıktı. Tutki her şey anlaşıldı. Ne olacak? Canımızı mı alacaklar? Ölüm mü var ucunda be? Kaybedeceğimiz çok şey var abi. Babamın bize olan güvenini. Haşiretin babama olan güvenini. Ailemizin adını. Şerefini. Bana masal martavalı anlatma Gülbiye. Senin korktuğun tek bir şey var. O da Merdan'ı kaybetmek. Evet. Doğru. Var mı diyeceğin? Merdan'ı kaybetmektense 10 kişinin canına kıyarım. Daha iyi ben. Kenan'ı teselli ettim biraz. Malum karısı çok kıymetlidir. Endişeleniyor onun için. Endişelenir tabii. Berfin çok iyi bir kız. Akıllı da. İyi idare ediyor vallahi kendini. Ya sen ne demek istiyorsun şimdi? Ben akılsız mıyım? Bir şey demek istemiyorum. Sen neden her lafımı yanlış anlıyorsun? Alınıyorum haliyle. Nesi varmış ki Berfin'in? Benden üstün mü yani? Ben seni idare edemiyorum. Onu mu demek istiyorsun? Gülbiye. Çok yorgunum. Canım da sıkkın. Hiç kavga etmeye niyetim yok. Üstüme varma tamam. Ben de kavga etmek istemiyorum. Güzel şeyler söyle bana. Kenan karısına hep söylüyor. Sen de bana söyle. Ne çıkar? Emniyettekiler pek konuşmuyor. Raporu Kenan Mevlütoğlu'na vereceklermiş. Kasıt olduğunu sanmıyorlar galiba. Kasıt olduğunu adım gibi biliyorum. Bu işi Mevlütoğullarının yaptırdığını da. Ama tabii gelinlerinin de o arabada olması hiç hesapta yoktu. Beni kaçırtıp korkutup buradan göndermek istediler. Demek sizden bu kadar çok korkuyorlar Hanan Hanım. Bu olayı da hesaphanesine yazdım. Ne oldu Nedim? Hani bana İstanbul'dan esaslı bir danışman getirecektin? Yani beni gerçekten doğru yönlendirecek birini. Aynen dediğiniz gibi birini buldum. Endüstri mühendisi. Yani bina yapmıyor mu? Hayır. Sanayi tesislerinin girdisini çıktısını çok iyi bilen biri. Her neyse işte ben anlamam. Bir an önce gelsin de anlaşalım. Bak, buraya geldiğimi bir Allah kuluna söylersen gözünü uyarım sen. Hiç merak etmeyin Gülbiye Hanım. Ben babama benzemem ama onun gibi yufka yürekli değilimdir ona göre. Anladım.
Hoş geldin güzel kız. Nasılsın? Ne öyle yalnız başına oturmuş kara kara düşünüyorsun? Yok canım. Niye kara kara düşüneyim ki? Sen nasıl oldun? Biraz rahatladı nefesin. İşte. Daha biraz sürecek gibi. Kaburgalar iyice kaynayıncaya kadar. Gülbiye yok mu? Yok. Nerede ki? Bilmem. Dertleşelim mi biraz? Söylesene bana. Ne var senin? Yok bir şey. Boş ver. Ben bu aileye gelin geldim, sen de damat. Sıkıntılarımızı paylaşırsak birbirimize yardımcı oluruz. Benim sıkıntım falan yok. Yapma Merdan. Şu haline bak. Söylesem neye yarayacak ki? En azından derdini dökünce rahatlarsın. İçinin zehri gider. En büyük sıkıntım da bu zaten. İçime dökecek kimse yok. Ben varım. Bana güvenebilirsin. Haberlerin iyidir inşallah kızım. Her şey iyi değil. Ne yazdığım muska bir işe yaradı, ne de okunmuş su. İçirdin mi koca? Elbet içirdim. Ama hep aynı soğukluk, aynı uzaklık. Biri kötü büyü yapmış senin kocana. Baktıkça domuz gibi görüyor seni. Ne diyorsun sen ya? Allah Allah. Yoksa ne diye yanına yaklaşmasın? Ne diye seni sarmasın kollarıyla? Böyle güzel, alımlı bir kadını. Sarsa bile benim zorumla. Bana kocalık etmiyor. Hiç canı çekmiyor. Hani sen bu işleri iyi bilirdin? Hani bunları halletmek senin için çocuk oyuncağıydı? Hallolacak kızım. Azıcık sabret. Hepsi hallolacak. Saçından kesip getirdin mi azıcık? Ha, getirdim. Hı, İyi. Al. İşte burada. Güzel. Jack Bey değil mi? Evet, ben Jack. Ben denedim. Hoş geldiniz. Çantanızı alayım. Rica ederim. Buyurun. Bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu bir iş teklifi. Neden reddedeyim ki? İnşallah anlaşırız. Otelde yerinizi ayırttım. Herhalde yarına kadar dinlenmek istersiniz. Aslında çıkıp şehri görmek isterim biraz. Eğer yorgun değilseniz Hannan Hanım sizi yemeğe davet etmek ister. Onu yarın görüştükten sonra yapalım. Peki, nasıl isterseniz. Benim çocuğumu dünyaya getirdiğini söyleyince beynimden vurulmuşa döndüm. Ama ölmüş zavallı. Doğar doğmaz ölmüş. Anne ben bisiklete bineceğim. Tamam oğlum dikkat et olur mu? Ben öpmeden gideceğim. Yürü lan. Koş. Buradan giderken Süreyya'nın hamile olduğunu bilmiyordum. O da hapiste öğrenmiş zaten. Çocuk çölde gömülmüş. Düşünebiliyor musun? Bir mezarı bile yok. O bile yok yani. Çok üzüldüm Merdan. İkiniz için de kolay değil. Rüya benden daha güçlü. Bu acının üstüne bir de yıllarca hapis yatmak.
Ben olsam çıldırırdım. Süreyya bana bunların hiçbirini anlatmadı. Sana anlatması da bence hala sana karşı duygusu olduğunu gösteriyor. Hayır. Bu da intikamının bir parçası. Bunu öğrenince ne kadar acı çekeceğimi biliyordu. Onun için söyledi. Ama Gülbey'in suçu yok Merdan. Onu üzmeye hakkın yok. Biliyorum. Onun beni sevmekten başka bir suçu yok. Ama eğer bana Süreyya idam edilmiş demeseydi, onunla evlenmezdim. Kesinlikle evlenmezdim. Vicdanım o kadar azap içinde ki Berfin. Hem Süreyya'ya karşı, hem ölmüş oğluma, hem de Gülbiye'ye karşı. Ve tabii beni seyislikten alıp taburalara kadar getiren, kızını verecek kadar güvenen Haşim Bey'e karşı. Ahmet Yiğit dışarıda tek başına bisiklete biniyor. Ne o öyle? Dedikodu mu yapıyorsunuz? Yok canım, ne dedikodusu? Neredeydin sen? Bir iki yoksul mahalle dolaştım. Sahi mi? Evet. Yardıma ihtiyacı olan pek çok fakir aile var. Babama söyleyeyim de bir şeyler yapsın. Gülbiye, beni çok şaşırttın. Senin böyle sosyal konulara ilgi duyacağını hiç sanmazdım. Neden? Her iyi şeyi bir tek sen mi yaparsın? Senin tek elinde mi yardım etmek? Gülbiye, daha yeni barıştık. Evet. Hemen saldırma. Kocamı benim hakkımda doldurdun, nasıl da belli oluyor. Berfin, görüşürüz. Tamam. Haydi Merdan. Ne dedi sana? Neden böyle davranıyorsun? O senin için çok iyi konuşuyor. Ben de inanmıyorum. İyi bir oteldir. Rahat edeceksiniz. Yavaş olun biraz, yavaş. Ne konuştuğumuzu anlayamıyoruz burada sizin sesinizden. Sessiz olun oğlum. Vali Bey'in hanımıyla beraberdik. Hem sizin geçirdiğiniz kaza için geçmiş olsun dedi. Hem de senin genç kızlarla yapmış olduğun çalışmaları ne kadar takdir ettiğini söyledi. Ben de gidip onunla konuşmayı düşünüyordum zaten. Ne diyeceksin ki Vali Bey'in hanımına? Büyük bir el işleri sergisi açmayı düşünüyorum. Evlerden bunları toplamaya başladım bile. Satacak mısın kızım? Şart değil. Ama şöyle gösterişli bir sergi herkesin dikkatini çeker. Belki İstanbul'dan da birkaç gazeteci davet ederiz. Aa, çok iyi olur vallahi. Anne, ben de çay içeceğim. Oğlum, ne yapacaksın çayı? Senin meyve suyun var ya. Ama ben çay istiyorum. Çocuklar çay mı içermiş? Arkadaşın hiç aykırılık yapıyor mu? Ondan örnek al biraz. Tamam tamam. Madem istiyorsun iç. Yaşasın. Ay ne yaptın be? Kahretsin. Belliydi zaten böyle bir şey olacağı. Ne işi var çocuğun kadınların arasında? Büyütecek bir şey yok kızım. Değişirsin üstüne. İlk defa, daha ilk defa gidim ama anne. Biraz tuz serpin üstüne. Ne tuzu ya? Git Gülbi halandan özür dilerim. Hadi oğlum. Ne var? Niye geldin? Özür dilerim Gülbiye hala. Ya en yeni elbisemi mahvet, sonra da özür dile. Süreyya. Ne olacak? Şımarık şey.
Hadi bakalım. Sok kolunu. Buradan da sok. Anne ne demek? Bu da nereden çıktı şimdi? Gülbiye alan bana hep diyor. Niye bana söylemedin oğlum? Kötü bir şey mi? Hem de Süreyya'nın diyor. Anladım. Anladım İbrahim Bey. Peki sağ olun. Yok herhangi bir notum yok. İyi akşamlar. Nereye gitmiş? Kenan Mevlütoğlu. Onu alıp konaklarına götürmüş. Ne münasebet. Çok ısrarcı olmuş. Babamla tanıştıracağım diye tutturmuş. Ne olursa olsun. Ne zevzek şeymiş şu danışmanda be. Kim nereye çekse oraya gidecek. Bilirsiniz. Burada bir daveti reddetmek çok ayıp sayılır. Hele ki bir aşiret reisinin daveti. Söyle ona. Yarın gelirsin geri gitsin. Öyle dönek bir adam bize lazım değil. Hannan Hanım. Bu adam çok kültürlü ve görgülü biri. Eminim bunu da tamamen nezaket gereği yapmıştır. Hem böyle birinin yardımından kendimizi yoksun bırakmak hiç akıllıca olmaz. Buyurun afiyet olsun. İstanbul'da nerede çalışıyorsunuz evladım? Kendi şirketimiz var. 5 ortağız. Büyük firmalara yatırım danışmanlığı yapıyoruz. Peki işler yolunda gitmediği takdirde bir sorumluluğunuz var mı? Hı hı, evet. Ama zararı karşılamanız söz konusu değil herhalde. Hayır değil. Sizin için iyi ama ya karşı taraf? Sözleşme sağlam tutulursa sonuç her zaman iyi oluyor. Neden illa da Hannan El Salih? Niçin bizimle çalışmıyorsunuz? Çünkü benimle anlaşmak isteyen Hannan Hanım, siz değilsiniz. Ama şimdi biz de istiyoruz. Ama Kenancığım, tabii ki Hannan Hanım'ın önceliği var. Aynen. Belki de bizim teklifimiz onunkinden çok daha iyi olacak. Bunaltma misafirimizi. Bırak rahat rahat yesin yemeğini yavrum. Bana söylendiği kadarıyla burada erkeklerin pek mesleği yok. Çoğunluk gün boyu kahvelerde vakit öldürüyor. Tabii kadınlar da sosyal hayatın tamamen dışında. Pek öyle değil. Vallahi kadınlar da komşuculuk oynuyor daha çok. Son derece yetenekli kadınlar var burada. Akıllı, çalışkan. Sadece birilerinin onları yönlendirmesi gerekiyor. Benim gelinim onlardan biri. Medar iftarımızdır. Bütün genç kızları adeta örgütledi. Hepsi el işi kursları görüyor. Güzel güzel şeyler yapıyorlar. Ne yazık ki bunları düzenli ve sürekli olarak satamıyoruz. Pazarlama sorunu var ya. Yoksa çok iyi bir gelir kaynağı olurdu. Bir dakika. Galiba doğru yerdeyim. Bakın. Benim ablam İstanbul'da bu işle meşgul. Anadolu'da yapılan el sanatlarını yurt dışına pazarlıyor. Hem de nerelere bir bilseniz. Berfin kızım, kısmet ayağına geldi galiba. Haklısın Hacım baba. İnanmıyorum. Harika bir şey bu. Ne dersiniz? Ablanız bizim kızların yaptıklarıyla da ilgilenir mi? İşi bu diyorum size. Aa, maşallah. Bak gördün mü Berfin? Tam senin aradığın fırsat. Hakikaten öyle valla. Bir dakika bir dakika. Çok heyecanlandım şimdi. Nasıl yaparız bu işi Cenk Bey? Öyle ayaküstü olmaz. Oturup konuşmak lazım. Ben müsait bir vaktinizde size bu ürünleri göstereyim. En azından bir fikriniz olur. Tamam. Hatta İstanbul'a ablama da numune göndeririz. Ne yapıp edip bu çocuğu bizim şirkete almamız lazım. Ona ihtiyacınız olduğunu hiç sanmıyorum. Siz pekala her şeyi gayet iyi götürüyorsunuz. İhtiyacımız olduğundan değil kızım. E ne diye öyleyse?
Süreyya'yı onun yardımından yoksun bırakmak için. Kenan, bu olmazsa başkasını alır. Berfin çok iş var bu Cenk'te. Ben anlarım. Babam da öyle diyor. Bak, eğer sen de şu Mardin kızlarının el emeği, göz nuruna bir pazar bulabilirsen... ...var ya, buraları meleği olursun Berfin. Seninle gurur duyuyorum, biliyor musun? Kenan, sana bir şey söyleyeceğim. De bakalım. Yiğit bugün bana dedi ki... Gülbiye, kızdığı zaman Yiğit'e... ...Süreyya'nın diyormuş. Ne demek bu? Süreyya'nın Yiğit'le ne ilgisi var? Nereden çıktı bu şimdi? Ben Haşim Baba'ya sorayım, belki o bilir. Dur Berfin. Berfin. Otur. Lütfen otur. Madem iş buralara geldi, sana anlatacağım. Berfin. Yiğit. Süreyya'nın öz oğlu. Süreyya ile Merda'nın çocuğu. Ay, Berfin de kendini övmekten ölecek yani. Ne gerek var elin adamına oturup da anlatmaya saçma sapan şeyleri? İyi ki de anlatmış. Bak adam yardım edecek işte. Aa, bence o onları öylesine söyledi Berfin'e. Hiç değil. Onun ne akıllı bir kız olduğunu şıp diye anlayıverdi o. Ay sen Berfin'in avukatı mısın Merdan? Ya Gülbiye, akşam akşam sinir etme beni Allah aşkına ya. Pek de çabuk anlaştılar mühendisler. En azından abime ayıp bir kere. Sen hele bir geri dur. Öyle değil mi? Bırak erkekler konuşsun. Gülbiye iyilik yaptı aslında. Ne iyiliği Kenan? Onların çocuğunu aldı. Çocuk ikisinin de gözünün önünde ama bilmiyorlar kendi çocukları olduğunu. Süreyya idam edilecekti. Çocuk ortada kalacaktı. Gülbiye onu buraya getirtti. Sahip çıktı. Bizim evladımız oldu. Allah'ım çıldıracağım. Bu nasıl iş Kenan? Süreyya'nın yaşadığını bilmiyorduk. Öldü zannediyorduk. Peki ya Merdan? Ha? Ona niye söylemediniz gerçeği? Eğer bilseydi Merdan Gülbiye ile evlenir miydi? O kız da canına kıyardı. Biliyorsun nasıl hasta kocasına. Ama bunu yapmaya hakkınız yok. Berfin, bak böylesi herkes için daha iyi oldu. Çocuk bizim ailenin gözdesi. En iyi şekilde okuyacak. Esaslı bir adam olacak. Koskoca Mevlüt oğullarının tek varisi. Gerçekçi ol biraz Berfin. Şanslı bir çocukmuş ki bize geldi. Zavallıydı. Annesi de var, babası da ama hem öksüz hem yetim. Berfin. Söz ver bana. Bu sır iki dudağının arasından çıkmayacak. Günah işliyorsunuz. Çok büyük günah işliyorsunuz Kenan. Bak, eğer bu durum açığa çıkarsa ailede çok büyük deprem olur. Gülbiye'nin yuvası yıkılır. Gülbiye iyiliğinin karşılığını böyle mi görecek? İyilik ha? Hala bu yaptığınızın adına iyilik mi diyorsunuz? Kime iyilik bu? Ahmet Yiğit'e mi? Süreyya'ya mı? Merdan'a mı? Bana mı? Kime? Bak, Halep cezaevinde doğan anasız babasız bir çocuğa kol kanat germek iyilik değil mi? Dünyanın en şanslı çocuğu o. Babam gerçeği bilse kalp sektesinden gidecek. Merdan'la Süreyya hepimize düşman olacak. Mardin'de yer yerinden oynar. O zaman mutlu mu olacaksın?
Kim mutlu olacak? Sen mi? Ben mi? Anam mı? Babam mı? Yoksa Ahmet Yiğit mi? Hemen söyleyeyim. Hiç hoşuma gitmedi bu yaptığınız Cenk Bey. Biz Mevlütoğulları'yla dost değiliz. Fakat ben sizin aileden biri değilim Annen Hanım. Özgür bir insanım. Bizim için çalışacaksanız onlara yakın olamazsınız. Pardon. Bir yanlış anlama var galiba. Eğer sizinle çalışırsak ben danışman olacağım. Köle değil. Bizim işlerimizi yabancılara, hele hele düşmanlarımıza anlatmanızı hiç istemem. Bunu kesinlikle yapmam. Belki de size fazla para verip kendi yanlarına çekmeye çalışırlar. Ben uyarayım da. Artık iş konuşmaya başlasak. Senin kulağına gelmedi mi? Mardin çalkalanıyor. Niyeymiş o? İstanbul'dan gelen şu mühendis var ya. Süreyya ile aşk yaşıyor diyorlar. Yalandır. Dedikodu. Olmaz böyle şey. Sen nereden biliyorsun? Maşallah Süreyya için pek yasak yoktur. Öyle olsaydı seninle ilişkisini o kadar ilerletmezdi. Yoksa aranızda bir şey olmadı mı? Bizim Kahya'nın kızı o zamanki Seyis Merdan'ın koynuna girmedi mi? Yeter be! Şu yeni iş yeri binamıza bir bakın bakalım. Yeterli midir, değil midir? Buna karar vermek için daha çok erken. Cenk Bey, fazla vaktimiz yok. Ne yapacaksak bir an evvel yapalım. Merdan? Gülbiye'ye ne söyledin sen? Hı? Hiç. Hiçbir şey. Sana güvenmiştim. Sana içimi açtım. Sırrımı söyledim. Sırrım bende saklı Merdan. Bana ne anlattıysan hepsi bende. Gülbiye nereden biliyor öyleyse? Bilmiyorum. Sana bir şey mi dedi? Ne oldu Merdan? Süreyya buradan gitmeden seninle yatmadı mı dedi. Her şeyi bilir gibiydi. Hayır. Bence boş atıp dolu tutmaya çalışmıştır. Ben ona hiçbir şey söylemedim, yemin ederim. Benden böyle kuşkulanmana da çok üzüldüm Merdan. Bir an kendimi kaybettim. Sen benim dostumsun. Ben dostlarıma ihanet etmem. Ne yazık ki beni iyi tanıyamamışsın. Göster artık marifetini Emine. Bugüne kadar bir faydanı görmedim. Avuç dolusu para almayı biliyorsun ama. Ah canım kızım. Bu işler öyle bir günde olmaz ki. Birazcık sabır gerekir. Bak, cinlerini mi toplayacaksın? Ne yapacaksan yap artık. Yoksa benim cinlerim tepeme çıkacak. Benden istediğin kocanı kendine bağlamak. Öyle değil mi? Ah ah. Kaç kocayı böyle bağladım bir bilsen. Benimki gitti gidecek. Ona göre. Bu Süreyya buradan gitmeyecek. O sahipsiz kaldıkça Merdan umudunu kesmeyecek ondan. Bu kadını sahiplenecek biri olmalı. Belki şu mühendis. O da olmasa abim. Kenan niye olmasın? Olur pekala. Zaten onun da aklı fikri Süreyya'da. Hanım Hanım, ben durumu iyice inceledim. Ali Bey burada neye ihtiyaç var, neler yapılabilir yazıp vermişti bana. Liseyi okudun mu? Hı hı. Hepsini okudum. Çoğu benim çıkardığımla örtüşüyor zaten. Bir çimento fabrikası kurabiliriz. Sonra deri işleme atölyeleri. Mobilya fabrikası da olabilir. Taşımacılığı da mutlaka yapalım. Ama onu zaten yapan çok var. Biliyorum. Başta Mevlütoğulları. Ama biz öyle yapalım ki
Bu işi onların elinden alalım. Nefes alacak yer bırakmayalım onlara Cenk. Pardon. Alo. Merhaba Cenk Bey. Ben Berfin Mevlitoğlu. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Müsait miydiniz? Cenk Bey. Ben ablanıza gönderilmek üzere birkaç numune hazırladım. Nasıl ulaştırayım size? Ben şu anda Handan Hanım'ın ofisindeyim. Akşama doğru otele döneceğim. Siz oraya bırakabilirseniz iyi olur Berfin Hanım. Berfin mi? Söyle gelsin buraya. Pardon, bir dakika lütfen. Gelsin, ben de görmüş olurum. Duydunuz mu Handan Hanım'ın dediklerini? Duydum. Peki, numuneleri alıp geliyorum o zaman. Bir saate kadar orada olurum. Adresi alabilir miyim? Tamam, anladım. Çok kolay. Görüşmek üzere. Bana kırgınsın değil. Affedersin. Senin öyle bir şey yapmayacağını bilmem gerekirdi. Demek ki ben sana anlatamamışım. Berfin. Başla beni. Ama Gülbiye bunu nereden öğrendi? İnan bilemiyorum. Belki de öğrenmedi. Senin ağzını arıyor. Bak. Şurada dertleşebileceğim tek insan sensin. Bunu kaybetmek istemiyorum. Beni kaybetmedin. Berfin. Ben buradan gideceğim. Nereye? Nereye olursa. Süreyya'yı da alıp buradan gideceğim. O seninle asla gelmez. Hala beni sevdiğine eminim. Sevse de gelmez. Hem Haşim Bey peşinize koca ordu yollar vallahi. İkinizi de öldürtür. Hiç kuşkun olmasın. Böyle Süreyya'dan uzakta, her gün biraz daha ölmektense onun yanında bir kez ölürüm. Süreyya'nın bana verdiği acı bile en büyük zevklerden daha tatlı gelir bana. Ya Gülbiye? Ona yazık değil mi? Ben her şeyi ayarlarım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen benimle görüşmeyi istememişsin ama. Mevlutoğulları sana kızmasın diye öyle dedim. Biliyorum. Pasta getirdim size. Hı. Sağ ol Ayşe. Pastayı al, hepimize kes getir. Çay da demle. Tamam Handan Hanım. Gel. Merhaba. Merhaba. Bunlar sözünü ettiğim örnekler Cenk Bey. Bir bakayım şunlara. Bakın bunlar çeyiz olabilir. Yastık kenarları, kırlentler, baş süsleri. Bunlar da gümüş takılar. Güzel değil mi? Bunları kızlar mı yaptı? Evet, hepsini. Bunca güzellik, bunca emek. İnşallah kızlara en azından bir çeyiz parası çıkar. İnşallah. Çok daha fazlası çıkar Handan Hanım. İyi. Ben bu işlerden hiç anlamam. Size ablamın telefon numarasını vereyim. Kendiniz konuşun. Adı Sedef. Ben zaten telefonda bahsettim sizden. Tamam, harika. Gerekirse görüşmek için İstanbul'a bile gidebilirim. Ona sımsıkı sarılıp göğsüme bastırmamak için kendimi çok zor tuttum Gülbiye. Madem bu kadar seviyorsun, bu kadar istiyorsun, vazgeçmek zorunda değilsin abi. Bu asla benim olmayacak. Sen böyle bir kenara çekilir durursan olmaz tabii. Kadın kısmı naz yapar. İster ki erkek üstüne düşsün. Hatta ısrarcı olsun. Nereden de eminim ki vaktinde ona öyle sahip olmuştur. Kendimi çok kötü hissediyorum Gülbiye. Berfin'e karşı çok büyük haksızlık yapıyorum.
O kız bunu hak etmiyor. İlahi abi. Bugün sen sahip olmazsan başkası sahip olacak Süreyya'ya. Genç, tutkulu bir kadın. Hayatının sonuna kadar erkeksiz yaşayacak değil ya. Allah bilir o mühendisle bir şeyler yaşamaya başlamıştır bile. O zaman Nerda'nın koynuna giren, onu baştan çıkaran, senin gibi bir beyoğlunun koynuna girmez mi? Düşün bunu. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Olacak, olacak inşallah. Cenk, İstanbul'dan adam getireceksin değil mi? Elbette. Hangi iş için ne kadar yönetici lazım, hangi meslekten? Önce onun bir listesini çıkartacağım. Burada otelde mi kalacaklar? Misafirhane olarak bir yer tutarsak daha iyi olur. Zaten burada istihdam edeceğimiz insanları yetiştirir, işi öğretir, sonra da giderler. Bu da en fazla 3 ay sürer. İyi. Ben buranın insanlara iş açılsın istiyorum çünkü. Gelecek hafta birkaç günlüğüne İstanbul'a giderim. Temaslarda bulunurum. Anlaştıklarımı alıp getiririm. Vali Bey fabrika için bu arsayı bize tahsis edecek. Tamam, uygundur. Kaç para harcamam gerekecek? Kesin rakamı çıkartmak için biraz daha çalışmam lazım. Önce maliyet, sonra fizibilite çalışması yapacağım. Her ne yapacaksan yap işte. Ben o anlamam. Niye güldün? Komik bir şey söyledim. Mühendis Bey, sen yüksek yerlerde okumuşsun. İstanbul görmüş adamsın. Ama burada parayı ben veriyorum. Laflarına dikkat et. Tamam. Özür dilerim Hanan Hanım. Haklısınız. Bunu bilesin yani. Güzel işler yapacağız inşallah. Herkes Hanan en salihten Allah razı olsun diyecek. Hanan'ın da ruhu şad olur. Dur bakalım. Daha çok gençsin. Önünde uzun yıllar var. Ben kendim için söylemedim. Eski bir dostum adına söyledim. Bu arada bu kadar zengin insan çıkmış Mardin'den. Hepsi İstanbul'da yaşayıp keyfine bakıyor. Neden buraya para harcamazlar? Neden yatırım yapmazlar? Anlamıyorum. İsteseler kalkındıramazlar mı burayı? Belki de sen hepsine örnek olursun. İnşallah. Bu arada Berfin işlerini ihmal etme ha. Kız canlı başta çalışıyor. Tamam, merak etme. Merhaba. Cenk Bey burada mı? Az önce geldi, odasına çıktı. Haber verir misiniz? Berfin mevlüt oldu deyin lütfen. Din, seninle konuşacağım. Bakalım ben istiyor muyum konuşmayı? Din, yoksa cipi atın üstüne sürerim. Şimdi de tehdit ha? Tamam. Lütfen. İnelim bakalım. Seni çok bekledim Süreyya. Çok pişman oldum o zamanlar senden uzak durduğum için. Meydan olsa ise bıraktığım için. Ben onu seviyordum, seni değil.
Ben seni koynuma alma cesaretini gösteremedim. Merdan gösterdi. Yoksa erkeğin de ben olurdum, çocuğunun babası. Bırak! Belki kötü senin. Evet öyle. Merdan'la olduğun madem benimle de olacaksın. Aklımı kaçırdın sen be. Defol git şuradan. Kabuğunu koydum. Benim olacaksın. Dünya yıkılsa benim olacaksın. Sonra bir daha benden kopamayacaksın. Beni o kamçıda mı korkutacaksın? İleri gittin Kenan. Beyanı mı arıyorsun? Eğer sen belaysan, ben de belamı arıyorum. Hoş geldin Berfin. Hoş bulduk. Otursana lütfen. Şimdi ablanla konuştum. Biliyorum, haberim var. Sergi açacağız ya, oraya gelecek. Gazeteci de getiririm dedi. Getirir elbet. Onun basın danışmanı da var. Ama öyle 3-5 örnekle yola çıkılmaz tabii. Sergide yüzlerce ürünü bir arada görünce ne diyecek bakalım. Ne zaman olacak bu sergi? O kadar çok ürünü bir araya getirmek kolay değil. Ben başladım toplamaya. Bulduklarımı bizim bağ evinde biriktiriyorum. Hepsi tamam olunca onları alıp sergi yapılacak yere götüreceğim. Dikenli tellerin marifeti. Bizim ustabaşı şantiyenin etrafını dikenli telle çevirmeyi beceremeyince aklım sıra ona iş öğretmeye kalkıştım. Aman evladım, deli misin sen? Yaralamışsın kendini. Bu senin işin mi yavrum? Hangi ustabaşıymış o? Söyle, hemen gönderelim. Yoksa Mahmut Kalfa mı? Yok baba, o değil. Yeni bir adam aldık da aynen sepetliği verdik tabii. Bir şeyler dolaşıp duruyor bizim çocukların başında ama. Ya o kadar da kurşun döktürdük. Mümin hocayı eve çağırıp da bir okutsak. Okutun. Allah çocuklarımıza akıl fikir versin. İrade ar namus versin diye okutun ama. Ya yapma, benim arım da var, namusum da var baba.
Bununla ne ilgisi var? Bir kazadır oldu işte. Amma büyütüyorsunuz ya. Geçmiş olsun. Allah beterinden saklasın. Hayrola? Derlenmişsin yine. Züriye yaptı bunu. Saçmalama. Kimse yutmadı. Yalan söylüyorsun. Züriye'nin peşine gittin. Hı? Ne yaptın? Ya sen kafayı Züriye'yle biraz bozmuşsun galiba. Ha? Onunla konuşacağım. Eğer kızı rahatsız ettinse. Sana ne? Süreyya senin neyin oluyor? Karın mı? Kızın mı? Nişanlın mı? Tekrar denemeyelim. Sonunu biliyorsun. Ben o hatayı bir kez yaparım. Merdan! Ablam misafirin var. Bir erkek. Kimmiş? Merdan Bey. Covid. Peki. Ulviye. Buyur ablam. Tamam söyle gelsin. Beni hiç rahat bırakmayacaksın değil mi? Merak etme. Ben de seni rahat bırakmayacağım. O yaraları sen açtın Kenan'da. Hayırdır? Sen de mi istiyorsun? Süreyya. Ben ciddiyim. Buraya seninle çok önemli şeyler konuşmak için geldim. Bütün cesaretimi topladım ve... Söyle bakalım. Kenan seni rahat bırakmaz. Başkaları da bırakmaz. Senin gibi bir kadını yalnız, sahipsiz... Benim sahibim Allah. Süreyya. Benimle geleceksin. Hep aynı şeyi söylüyorsun. Sen bundan başka laf bilmez misin? Ben kararımı verdim. Suriye sınırına gittiğimizde de vermiştin kararını. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Ben orada pusuya düştüm Süreyya. Tezgah yaptılar. Bunu sen de iyi biliyorsun. Orada olduğumu biliyordum Merdan. Arkamdan gelebilirdim. Ama sen Gülbiye ile evlenmeyi seçtin. Mecbur kaldım. Bunu kabul etmiyorum. Çok büyük bir hata ettim. Senin öldüğüne inandığım için... İtham edildiğimi duyduğunda öyle acı çekmen gerekirdi ki... ...değil evlenmek... ...belki kendi canına kıymalıydın. Yapmalıydım bunu. Ben senin mayına basıp parçalandığını sandığım zaman... ...hayatın benim için hiçbir anlamı kalmamıştı. Yaşamak, ölmek... ...hiç fark etmezdi. Çünkü ben seni sevdim Merdan... Yanlış yaptım. Kahrolmalıydın, çıldırmalıydın.
Beni affet Süreyya. Ne olur. Bu gece konağı terk ediyorum ben. Senin de benimle gelmeni istiyorum. Gülbiye uyandığında yastığını bıraktığım notu bulacak. Hepsi bu. Biz seninle çok uzaklara gitmiş olacağız. Hayal bu. Hayal. Hiçbir zaman olmayacak bir düş. Yapabiliriz Süreyya. Yetmedi mi bu kadar ayrılık? Ha? Yetmedi mi bu kadar hasret? Yetmedi mi ha? Söyle. Gece yarısından sonra saat tam 2'de seni bizim ağacımızın altında bekleyeceğim. Boşuna beklersin. Düşün. Birlikte geçecek bir ömür. Bütün bu acılara son vereceğiz. Kimsenin bizi ayıramayacağı bir yere gideceğiz. Seni bekleyeceğim. Dahası gemileri yakmış olacağım ben. Hem de Mevlütoğlu konağına dönmemek üzere. Ben bekleyeceğim. Gece saat tam 2'de oradayım. Sabaha kadar seni bekleyeceğim. Cenk'in ablası çok ilgileniyor sağ olsun. Diyorum ki sergi için buraya geldiğinde onu otele bırakmayalım. Evimizde ağırlayalım. Ya Berfin, ne işi var elin kadının evimizde? Hele o zaman mı gelsin? Düşünürüz. Aslında ben Cenk'e çıtlattım biraz. Ablam bizde kalabilir falan diye. Ama o otel daha iyi diyor. Ya sen bize sorduğunda mı iş yapıyorsun kendi kendine? Bakalım babam ister mi? Annem ister mi? Gelsin kızım. Buyursun. Niye istemeyeyim? Ya anne, insan bir büyüklerine danışır. Kızım sana ne oluyor ya? Bu evin reisi sen misin? Hayır, babam. Babam ve ben. Neyse Kenan, boş ver şimdi. Gülbey'in her zamanki hali işte. Hadi Allah rahatlık versin size. Sana da anne. İyi geceler. Hadi Kenan, yatalım biz de. Sabah erkenciyiz. Sen oturacaksın mı da? Kocan nerede? Uyudu mu? Bilmiyorum. Galiba. Sana hiç iyi bir eş olamadım. Sen çok daha iyi birine layıksın. Ben seni hiç hak etmiyorum. Beni bağışla. Ama bunu yapmalıyım. Bunun en doğru yol olduğunu düşündüm. Sakın benim için ağlama. Elveda. Merdan. Ben seni uyudun sandım. Niye gelmedin salona? Gelecektim. Herkes yattı artık. Öyle mi? Hı hı. Ben de seninle birlikte soğuk bir şeyler içeriz diye düşünmüştüm. İçelim ya. Limonata ister misin? Yoksa ayran mı yapayım? Benim için hiç fark etmez. Hava da güzel. İstersen avluda oturabiliriz. İyi. Oturalım. Ben limonata yapayım. Olur canım. Güzel değil mi böyle? Annemler uyumuş. Abimler, hizmetkarlar, kuşlar, kurtlar uyumuş. Biz seninle baş başa. Thank you.
Al şunu ablam. Sağ ol. Ulviye, gidip uysana sen. Uykum yok ablam. Ulviye, ben buradan gidecek olsam sen ne yaparsın? Gitmezsin ki ablam. Sen buradan gitmezsin. Canım, olur yani. Yani yanına gideceğin kimsen var mı? Ortada mı kalırsın? Kimsem yok. Ama paran olursa başının çaresine bakarsın. Öyle değil mi? Dedim sana yardım eder, sahip çıkar. Abim nasıl sesini çıkarmıyor hayret. Bu İstanbul'dan gelen mühendisle çok içli dışlı oldu Berfin. Burası küçük yer. Böyle şey kaldırmaz. Herkesin Berfin'e güveni vardı onda. Hiç belli olmaz bu işler. Orada burada buluşuyorlar. Telefon dersen her daim. Neymiş? İki tane kızın yaptığı uyduruk şeyleri satacakmış. Bütün mahallenin kızlarını ilgilendiriyor. Her evde genç kız var. Hepsi para kazanacak, fena. Ay vallahi bilmiyorum. Bu iş sahi mi yoksa bahane mi? Hiçbir fikrim yok. Benim çok uykum geldi Merdan. Hı. Hadi yatalım artık. Hadi sen çık. Ben şu viskimi bitireyim gelirim. Kusura bakma ben bekleyemeyeceğim. Yok canım. Çok gecikme tamam mı? Gecikmem. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Viye. Buyur ablam. Benim mor ipek feracemi çıkarsana. Şimdi mi? Yoksa sabahtan mı? Şimdi. Bir yere mi gideceksin? Sen çıkar hazır et. Sen hiç ferace giymezsin ki ablam. Ulviye bazen çok soruyorsun.
Buraya geleceğini biliyordum. Gözlerine güneş çek, yağmur yanak rengini yağsın, bulutlara kına ek. Lübnan yeniden kurulur, yine şenlenir Beyrut. Ama senin gözlerinin savaşı bitmeyecek.